Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Her hafta sonu yeni bir şey çıkıyor. Geçen hafta sonu başlayan bankacılık krizi devam ediyor ve bu haftada Credit Suisse'e bakacağız. Ve önümüzde FOMC var. Onunla birlikte bizi neler bekliyor onları inceleyeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk bakacağımız Credit Suisse arkadaşlar. Buna zaten aylar önce aslında bir değinmiştik. O zaman da sinyaller çalıyor, işte şuralarda bir sürü olaylar olmuştu. Acaba batıyor mu falan demiştik. O zaman üstünü coverlamışlardı. Şimdi ama artık üstünü kapatacak bir durum kalmadı. Ve en son 2.01 ile marketi kapatmıştı. Artık bitik durumda olduğunu ilan etmişti. Ondan sonra hükümet ona işte 54 milyar dolarlık bir yardım yapalım dedi. Ondan sonra gene olmadı. O pakette kurtarmadı. Şimdi de UBS onun için teklif verdi ve işte az önce düştü 1 milyar dolarlık teklif verdi. Böyle olursa hissedarlar 0.7 sentten işleme girecek. Yani böylelikle %87'lik bir indirimle başlamış olacaklar. 2.01'de kapatmıştı. Yani artık hisse başı fiyat 0.27 sentten işleme açılacak. Eğer bu teklif kabul olursa, bu anlaşma gerçekleşirse arkadaşlar. Şimdi işte Asya açılmadan önce gene diyoruz bu işi çözmeleri lazım. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu da çünkü tetikleme yapabilecek potansiyele sahip bankalardan biri diyorduk. Bakalım ne olacak. Onun haricinde bir diğer haberimiz ne arkadaşlar? İşte diyor ki dün diyor Wall Street Journal'da diyor ki 186 banka aynı Silicon Valley, geçen haftanın favorimiz SVB bankası, bu hafta Credit Suisse. Geçen hafta bu olaylardan sonra aynı riski yaşayan 186 banka daha var diyor Wall Street Journal. Ve diyor ki 110 tanesi de bunların diyor FDIC'den gene aynı depozito sahiplerini, yani mevduat sahiplerini koruması için en az 2 yıl koruması için ne istiyorlar? Insurance istiyorlar, sigorta istiyorlar arkadaşlar. Yani diyor ki haberde de bu sayı gittikçe her dakika, her saat başı artıyor. Panik yayılmaya devam ediyor diyor. Geçen hafta da demiştik, eğer bu iş hemen çözülmezse, doğru adımlarla çözülmezse bu bir panik havası yaratabilir. Evet, ama bu bir likidite sorunu, management sorunu. O yüzden sadece bunu kötü yöneten bankalar esas tehlike altında, diğerleri değil demiştik. Ama böyle bir kartopu etkisi olduğu zaman diğerlerine de sıçrar demiştik. Neden? Şimdi işte ben atıyorum SVB bankasıyla çalışıyorum. Benim orada hesabım var. Bir günde işte 40 küsür milyar para çekilmek talebi gelmişti bankadan. Öyle olunca likiditeden patlamışlardı. İşte hepimizin elinde diyoruz telefon var artık. Telefon bankacılığı denen şey var. Teknoloji şu an bankaların düşmanı. Tuşa basıyorum, hesabımdan parayı küt diye çekiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar onu? 1- Gittiler tahvile koydular. 2- Ne yaptılar? Altına gittiler. 3- Ne yaptılar? Kripto aldılar. 4- Ne yaptılar? Daha büyük, güvenilir bankalara kaçtılar. İşte JP Morgan, Bank of America tarzı bankalara kaçtılar. Bu 4 tane oluşum sebebiyle şu an piyasada dalgalanmayı görüyorsunuz. İşte altın yükseliyor. Hocam altın daha yükselir mi? BTC roket oluyor. Hocam BTC daha roket olur mu? Kısa tutacağım videoyu. Çok detaylara girmeyeceğiz. Bunları daha detaylı öğrenmek istiyorsanız Discord grubunda her gün bunları konuşuyoruz. Her gün yayınımız var. Her gün inceliyoruz. Oraya katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Her şeyi daha anlık öğrenirsiniz ve kimseye muhtaç kalmadan kendiniz de yorumlayabilirsiniz her düşen haberi. Evet, ne dedik? 4 tane yönelen şey oldu dedik. Bunlar yöneldikçe buralar yükseldi. İşte altın daha yükselir mi? Bitcoin daha yükselir mi? Diye sorular geliyor en çok. Bunun cevabı da FOMC arkadaşlar. Ben size bir tane tablo göstermiştim. İşte bu tabloda ne anlatmıştık arkadaşlar? Demiştim ki bu aralar sıkıntılı. Bunların da hepsi bir geçsin. Ondan sonra bakalım demiştim. Şimdi işte şu araya düştük arkadaşlar. Yani 22'sine doğru geliyoruz. Bu ara trade edilebilir bir ara demiştim. Bu arada güzel trade ettik. BTC de altın da güzel verdi. Geldik şimdi buraya. Buraya kadar trade etmeye devam edebiliriz. Burada karar çıkacak ortaya. Eğer Powell, Lagarde abla gibi şahin kalmaya devam edebilirse, 25 bas puan yaparsa o zaman dolar yukarı gider. Ondan sonra ne olur? Sizin BTC ve şeyiniz, altınınız, gümüşünüz aşağı gider. Eğer Powell korkar, bu artık riskli yerlere gidiyor, ben bunun daha riskini alamam, enflasyonda roket olursa olsun deyip pause yaparsa, hatta çok da sürpriz yapıp keserse bile, geri adım atarsa, o zaman sizin BTC'nizde, işte altınızda rokete devam eder, dolarda düşmeye devam eder. Burada bir arkadaşlara tüyo vermiştim. Böyle durumda Japon yenine değerlendirebilirsiniz. Japon yenini değerlendiren arkadaşlar son bir haftada zaten güzel kazandılar. İşte yani bizim şu an şeyimiz, beklentimiz FOMC arkadaşlar. FOMC'ye kadar devam edeceğiz ama FOMC öncesi dikkatli olmanızda fayda var. Açık pozisyon bırakmamızda fayda var. O kısa ve orta vade işlemlerinizi, uzun vade hadi belki de kısa vade scalp, işte day trade, haftalık veya işte biraz daha orta vadede açtığınız pozisyonlar varsa şu haber gelmeden o pozisyonları kapatmakta fayda var arkadaşlar. Ondan sonra yön zaten netleşecek. Yön netleştikten sonra tekrar biz de yerimizi alacağız arkadaşlar. Bir başka önemli gelişme ne oldu demiştik arkadaşlar? Tabloda gördüğünüz şey oldu. Bu ne hocam? Bu balance sheet, yani Fed'in defteri, bilançosu. Yani biz ne yapıyorduk arkadaşlar? QE'den çıkıp QT'ye girmiştik. Yani kemer sıklaştırma politikasına geçmiştik. O zaman ne yapıyordu? Bütçeyi daraltmaya doğru gidiyordu. Piyasaya para basma operasyonları bitmiş. Tam tersi, piyasadan para emme operasyonları başlamıştı. Ama bu işte bankacılık sektörü ve onu kurtarmak için yaptıkları hamleler sonunda ne oldu arkadaşlar? İşte böyle geçen sene Nisan ayından beri uyguladıkları sistemi neredeyse bir haftada yarısını geri yok ettiler. Böyle yaparsanız bu iş nasıl olacak? Hadi bize anlat bakalım Powell amca. Yani bunu da atmıştım zaten. Gizli QE'dir demiştim. Gizli quantitative easing'tir bu bankalara yapılan bu destek demiştim. Onun da doğru olduğu ortaya çıktı işte grafikten. Dediğim gibi bir senedir yaptıkları, uğraştıkları şeyi bir haftada yarısını neredeyse geri verdiler. Yani piyasaya para bastılar. Zaten eğer taxpayer'lardan yani vergi veren insanlardan bu parayı almayacaksanız başka nereden alabilirler? Tabii ki de para basmaları gerekecekti. Gene burayı para basarak büyüttüler. Sıçramayı görüyorsunuz. Dediğim gibi aylarca uğraş çöpe gitti. Bunun şimdilik etkisini tabii daha şimdi görmedik. Hem üfe hem tüfe gene hani beklenenden iyi geldi diyebiliriz. Hani hortlamadı en azından diyebiliriz. Böyle ortamlarda petrol de geri çekilmeye başladığı için hani önümüzdeki ayda enerji sektöründen gene kar edebiliriz. Oradan biraz aşağı gene düşer. İşte ev fiyatları, mortgage'lar falan filan derken rahatlıyor diye düşündük. Ama şimdi bu hareket birden gene o arkadaşların hortlamasına sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden bakalım sonu nasıl bitecek diye o yüzden diyoruz. Powell'ın işi gene çok zor. Gene dünyada kimin yerinde olmak istemezsiniz sorusunun cevabı FOMC günü, yani 22'sinde. Powell'ın yerinde olmak istemezdik. Neden? Çünkü işte her ne yaparsa yapsın iki ucu da kakalı değnek arkadaşlar. O yüzden bakalım hangi tarafa adım atacak. Eğer şahinleşirse bu taraf patlama sinyalleri vermeye devam edebilir. Güvercinleşirse de enflasyon tekrar hortlayabilir. Ama Lagarde gibi o tarafı tercih etmesi lazım. Çünkü enflasyon tekrar hortlarsa onu döndürmek çok daha zorlaşır arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Geri dönen bir enflasyonu tekrar söndürebilmek için çok daha şahin olmak lazım. O zaman bu patlayan bankaların 10 misli daha patlarlar. O yüzden hani şimdi çok da hemencik gevşememek gerekir diye düşünüyorum. Bakalım Powell o cesareti gösterebilecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Tabii çok üstünde baskı da var. Ama cesareti gösterse bile arka kapıdan nasıl para bastıklarını, tekrar QE tarzı bir hareket yaptıklarını zaten grafik anlatıyor. İşte 2 yıllıklara bakacak olursak da, yani 2 yıllıklardan da gördüğünüz gibi bir haftada ta şuraları gördü. Yani %25'ler civarı bir düşüş yaşadı. Sadece bir haftada, aylarca gittiği yeri bir haftada verdi bir kriz anında. orada ve işte diyorlar ki istediğimiz oldu. İşte 2 yıllıklar FED faizinin altına düştü. Artık FED pauslayabilir. Daha fazla kasmasına gerek yok diyorlar. Evet, okey, o manada düştü ama bu iyi nedenlerle düşmeliydi. İyi nedenlerle düşmedi. Kötü nedenlerle düştüğü için şimdi ortam biraz sıkıntılı. Bakalım, dediğim gibi çok kritik günler bekliyor bizi. Bu özellikle Credit Suisse bu iş Asya açılmadan gene çözülmeli. SVB'de olduğu gibi ya da bir karara bağlanmalı. Piyasadaki korku silinmeli. Ondan sonra da şu olay netleşip Powell amca kararını verip piyasanın da yönü netleşmeli. Ondan sonra artık biz de ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü bir aşağı bir yukarı her türlü market maker aşağıya yukarıya süre iki tarafı da patlatmak zorunda kalıyor. Çünkü yön belirsiz. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. İşte soruyorsunuz, diyorum gene aynı yere geliyoruz. İşte bu yükseliş devam eder mi, etmez mi? Altın, gümüş, kripto, bunların hepsinin cevabı arkadaşlar FOMC'den sonra netleşecek. Ondan sonra istediğiniz yön belirlendikten sonra işleminizi, yönünüzü artık rahatlıkla açabilirsiniz. Ama o zamana kadar fazla dokunmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Anladığınız olayı, 2 tane kritik şey var. Bir tanesi bu Credit Suisse'in de çözülmesi. Ondan sonraki en büyük kritik şey de Powell'ın vereceği kararlar. Bir sürü zaten haber dolaşıyor piyasada, okuyorsunuz. Bakalım sonu nasıl bitecek? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.